Efendim merhabalar, 11 Mart Cuma günündeyiz, saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Her zamanki gibi sanal direktörde karşınızdayız. Hafta boyunca sizlere sorduk, haftanın maçları için tercihleriniz ne olacak diye taraftara sorduk. Taraftarın 11 tercihi ve taraftarı yine diziliş tercihi birazdan açıklayacağımız sanal direktörde sizlerle olacak her zamanki gibi. Raşit Altın hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birazdan maçlarımızı 11'leri ve dizilimleri birer birer açıklayacağız değerli izleyenler. Ama her zamanki gibi sanal direktöre yine haftanın genel görünüm ve puan durumuyla başlayalım. Ekranlara geliyor. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda 29. hafta değerli izleyenler. Ama Raşit Altun tüm maçları geçmeden önce hatırlatacağımız bir konu var ki artık herkesin malumu ülke bir kar yağışı. Evet ama inşallah oynanır tabii maçlar. Ben çok hani çok ekstra olmadığı sürece maçların oynanması taraftarı. Maçta oynanması aynı zamanda da sana sorum oynanması oynanmaması değil. Etkiler mi sahiçinde oynanacak oyunu değil mi? Etkiler tabii ama etkiler ama futbolun güzel tarafı bu. Futbol bir salon sporu değil. Hatta biliyorsun üstü kapanan stadyumlar var ama FIFA kapalı alanda yani üstünü kapatıp maç oynamaya izin vermiyor. Yani üstünü kapatmasının nedeni işte zemini korumak, maç oynanacağı zaman açıyorsunuz. Evet. Bence de doğrusu bu. Futbolu diğer hani özellikle salon sporlarını ayıran en büyük faktörlerden biri. Doğa yani koşulları. Medipol, kar olur, yağmur olur, rüzgar olur. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Ha, soğuk olur. Medipol Başakşehir, Fraport Avantalya Spor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Galatasaray Beşiktaş mücadeleleri İstanbul'da oynanacak. Hı. Ve yine bakalım kar yağışı. Pozitif düşünelim inşallah iyi olur tabii hava. Peki. Böyle maçlar değerli izleyenler tabii ekstra konuşacağız. Valla çok ekstra maçlar var hakikaten yani. Özellikle Kasımpaşa Rize maçı. Derbiyi hani bir tarafa koyacak olursak Galatasaray Beşiktaş maçını. Ama tabii Kasımpaşa Rize maçı ve Altay Öznür Kablo Yeni Malatya Spor maçı biraz orada kaderleri belirleyecek. Evet. Hani. Öyle bir hafta. Yani şimdi burada gerçekçi olalım yani. Öznür Kablo ve Yeni Malatya Spor'la Çaykur Rizespor deplasmanda oynuyorlar, maçları kazanamazlarsa işleri çok çok zor olacak. Peki. Direkt rakiplerine kaybediyorlar zaten. Böyleydi haftanın genel görünümü değerli izleyenler. Peki puan durumu bakalım haftaya başlarken. Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta başlıyor ve Trabzonspor'un 29. haftaya da yine 15 puanlık üstünlüğüyle giriliyor hafta. Başlıyor İttifak Holding Konya Spor. 5 puanlık bir fark atmayı başardı. Yani bir düşüş vardı takımda ama yeniden bir toparladı evet. Sanki. İkinci Galatasaray maçında iyi de oynadı yani geçen hafta. %100. Zaten 20 dakikada fişini çekti rakibini Konya Spor. Tabii yani 10 hafta kala 5 puan önünde büyük bir avantaj ama ikincilik tabii çok değerli bir koltuk şu anda. Bakalım Konya Spor tarihinde en iyi derecesi üçüncülük ikinci olarak bitirebilecek mi? Çok kolay değil tabii arkadan. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Demirspor özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kovalaması tabii tedirgin ediyordu. Tabii yani büyük kulüpler. Devam edelim. İkinci sayfaya da bakalım değerli izleyenler. Alt sıralarda da yine tabii inanılmaz bir yani, rekabet tabii var şu anda. Yani ben valla Gaziantep'in altının küme düşüm hattı olduğunu düşünüyorum. Tabii Galatasaray'da var. Orada Antalya Spor, Sivas Spor tabii ki avantajlı. İzleyip göreceğiz yani. Orada da bir 5 puan fark var yani Giresun'la Göztepe'nin. Bu da önemli, büyük fark. Ki Göztepe'de bu hafta Trabzon'a deplasmanda oynuyor ve yeni hoca tabii ki hayırlı olsun Stefan Thomas. Fenerbahçe'den Beşiktaş, Galatasaray'dan hatırladığımız Hırvat stoper ama yani zor işi, hocanın da işi zor. 5 maçta da kaybediyor ve ilk maçınız Trabzonspor'a deplasmanda zor tabii. Biraz tabii tehlike çanları. Yine Altay, Öznür Kablo, yeni Malatya yani, Spor. Evet. Kazanan yani Altay için çok kritik ölüm kalım maçı. Tabii ki aynı şekilde Malatya Spor için de aynı şey geçerli. İzleyip göreceğiz. Peki. Çok keyifli maçlar. İlk maçımız değerli izleyenler sanal direktörde Trabzonspor Göztepe karşılaşması. Bakalım Trabzonspor taraftarı hafta boyunca nasıl bir seçimde bulundu, nasıl bir dizilişle takımın sahaya sürdü taraftar. İşte 11'ler. Önce şunu söyleyeyim sevgili Cihan. Trabzonspor kalan 10 maçın 5'ini kazanırsa yani 15 puan alırsa matematiksel olarak şampiyon olur. Çünkü en yakın rakibi Konyaspor 2 ile barajda önde. Evet. Hani aslında orada da bir puan sayılır o. Tabii. Yani 5 maçınız kazandığı zaman şampiyon olur. Tabii çok büyük bir avantaj bu yani. Ben hatırladığım 2013'te Fenerbahçe'nin puan farkıyla şampiyon olmuştu ama böyle değildi. O bu kadar değildi yani.
uzun yıllardır hakikaten. Ben yani çok hatırlayamadım yani, onu düşündüm de Fenerbahçe'nin vardı. Valla burada tabii burada Ahmet dursak. Yani tabii Ahmet Can'ı sen hep konuştuk. 2000 geçen sene U19 finalinde Trabzonspor Galatasaray maçında tabii ki Trabzonspor'un yıldızıydı. Hakikaten çok çok özel bir oyuncu. Neticede Kadıköy'de Fenerbahçe deplasmanında 50 bin kişi ve Fenerbahçe'nin coşkulu 50 bin taraftarının önünde bence çok iyi oynadı. Çok rahattı, çok sakindi. Çok soğukkanlıydı. Fizik gücü yüksek, çok soğukkanlı. Solak olması çok büyük bir avantaj. Trabzon içinde, ülke futbolu içinde. Hani ben tarihin en iyi stoperlerinden birine olacağını düşünüyorum. İnşallah tabii gelişimi devam ettirir ve inşallah hiçbir sporcuya olacağı gibi, olduğu gibi ona da bir sakatlık vermezse bir süperstar bir stoper yani görüyoruz. İnşallah gelişimini göreceğiz. Yani ben tarihin en ilerinden biri olacak diyorum. Puaç yine. Türk tarih, yani Türk futbol tarihinin tabii. Puaç yine cezalı durumu var. Evet. Yani işte ankette de vardı. Bilemiyorum. Ben Fenerbahçe maçında biraz şey gördüm yani. Çok etkili değildi. Yani iyi bir gününde değildi diyelim. Danceville ligin en çok kafa maç başına tabii topu alan oyuncularından biri. Bruno Perez de normal tabii oylar. Çok yüksek tabii Danceville ile Ahmet Can'ın ama Vitor Hugo ile Edgar Yeğen'in olmaması da tabii bu oyları yükseltiyor. Bakalım orta sahada Trabzonspor taraftarı nasıl bir seçimde bulunuyor. Siopis %29, Abdülkadir Ömür yine iyiydi. %25. İyiydi Siopis ile Abdülkadir Ömür de. Valla Siopis Fenerbahçe deplasmanında. Hak ediyor da Raşit Hatun yani. Zaten haftalardır. Hatta birkaç ay önce Berat her hafta bir 20 puan fark atıyordu. Evet. Siopis'e şimdi bu hafta Siopis neredeyse 20 puan önünde. Evet. Berat'ın formayı da aldı. Devam edelim hatta tüm orada sahibi görelim. Ömür de iyi oynadı yalnız onu tekrar altını çizeyim. Marika'nın bir sakatlığı sebebi ülkesine. Bakasetas biraz formsuz bence. Hani evet, doğru. Son haftalarda. Bakayama Vişçe zaten. Yine Vişçe 98, Bakayama 92. Hakikaten Trabzonspor'da iki kanatta. Söylüyorum sana bunun bir seviye üstü Robben Ribery. Daha önce söyledim sana bir seviye üstü onlar yani. Hakikaten çok çok etkili iki kanat oluyoruz. Ve Cornelius. Ben de burada hani geçen sene de konuşuyorduk. Canini'nin de biraz hani o da çok çok iyi bir forvet olduğunu düşünüyorum. Peki. Hani bu şey farkı yani daha kafa kafaya olabilir Cornelius'e Canini. Böyleydi Trabzonspor'un değerli izleyenler. Haftaya Rize'ye gidiyor Trabzon. 11 haftaya Trabzonspor'da Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor deplasmanında sahada olacak. Geçelim Göztepe'ye, sonrasında maç yorumunu genel bir bir kez alayım Raşit Altun. Göztepe değerli izleyenler, Tomas yönetimli ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak. Yani şimdi Göztepe'de işte Atınç cezalı, Mubanje sakat, hoca El Maestro ile yollar geç ayrıldı gibi bir yorum var. Katılıyor musun? Katılmıyorum. Ben ayrılmaması gerektiğini düşünüyorum zaten. Hani biz çok maalesef çok fazla hoca değiştiriyor takımları. Ya ben tabii ki bir reaksiyon gösteriyor mesela Malatyaspor Cihat Aslan'ı aldı, ilk maçını kazandı ama yani hocanın bir sistemi, bir takım var yani. Göztepe iyi oynadığı maçlarda da çok şanssız puanlar da kaybetti. Ha, tabii ki 5 maç üstte ağır bir durum Göztepe için ama yani ben hoca değiştirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Göztepe için genel. Yani sezonda bu kadar hoca değiştirmek çok yanlış. Tabii göreceğiz Stefan Thomas ne yapacak? O da ligi çok iyi bilen. Yıllarca Türkiye'de futbol oynamış bir oyuncu ama onun da bir kötü istatistiği var biliyorsun. Süper Lig galibiyeti yok yanılmıyorsam. Zaten çok kısa süre. Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük yaptı. Hocalık yaptı. Galibiyeti yok. Yani ben hani çok hayırlı olsun tabii. Göztepe, Güzel İzmir'in güzide kulüpleri biliyorsunuz. Ben stadın açılışına gittim. Ben de Türkiye'nin en güzel stadı Göztepe'nin stadı diyebiliriz yani. Devam edelim. Obina ve Soner yer alıyor. Soner Aydoğdu'yla Obina. Obina da hakikaten yani çok beğendiğim bir oyuncu. Raşit Altun. Evet. Ve Göztepe Süper Lig'de, Sporto'da Süper Lig'de bu sezon eğer kalamasa bile Obina'nın önümüzdeki sene ben transfer yapacağını düşünüyorum. Ben de aynı fikirdim. Bedava aldıklarını da unutmayalım. Şeyi, Obina'yı. Yani Halil Akbunar. Vallahi bu performansında Halil'in de yazık oluyor ya. Yani yıllardır bile. Yıllardır yazık oluyor. Ve yani özellikle bu sezon takım yine görebilirdi çok bence de Halil. Hani kariyerinde. Kesinlikle. Performansıyla. Kesinlikle katılıyorum.
Ben mesela özellikle iç saha maçlarında da mutlaka ve kesinlikle Yavuç'un oynatması gerektiğini düşünüyordum. Nestor El Maestro'nun da. Yani tam bir iç saha santraforu bence Yavuç. Yavuç da mesela hakkı yeniyor bence. Yani iyi bir santrafor. Yani Yavuç da bir büyük takım görebilirdi. Yaşına yani kariyerin yine, sonuna geldi. Bayağı ama süratli bir oyuncu baktığımız zaman. Yani bu yaşında agresiflik bile var, sertlik var. Penaltı kullanır, yıpratır, didişir. Tribünü ayağa kaldırır. Fizik gücü yüksek zaten. Tam bir kule santrafor. Mesela hani şimdi tabii artık yaşı 34-35 oldu ama mesela 4-5 sene önce bence büyük takımlarda bir yedek santrafor olabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi tabii artık geçti ama hani Yavuç'u bir iç saha maçında 60'ta atarsanız mutlaka etkili olur. Özellikle iç saha maçında. Peki. Benim fikrim tabii. Böyleydi Göztepe'nin de 11'i değerli izleyenler. Raşit Altun maç yorumunu alalım. Vallahi tabii yani gerçekçi olmak gerekiyorsa Trabzonspor maçın tabii ki favorisi. Ama bakacağız işte bir reaksiyon gösterecek mi yeni hocasıyla Göztepe. Hakikaten bu 4 maç üstte kazandı, 5 maç üstte kaybetti ya. Bu 5 maçta şanssız maçlar da oynadı Göztepe. Yani burada tabii Göztepe'nin performansı biraz bilecek. Trabzon'un zaten bir oyun anlayışı, bir sistemi var. Bakalım Göztepe, Stefan Thomas'ı kısa sürede bir reaksiyon göstertebilecek mi? Yani çok zor bir deplasman tabii. Peki. Trabzon için de yani şampiyonluk yolunda kağıt üstünde en azından kolay görünen maçlardan biri. İçerideki zaten maçları kazanınca Trabzonspor şampiyon oluyor. Peki. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Bu maçı ilişkin Raşit Hatun'un daha yorumları böyleydi. Bir diğer maçımız Adana. Demir Spor, Demir Grup Sivas Spor. Peki sanal direktörde taraftarın seçimi nasıl karede? Yani Adana Spor'un, Demir Spor'un da ilk yılında Süper Lig'deki Avrupa şansı devam ediyor. Ama çok kolay değil tabii yani. Peşinde Beşiktaş var, önünde Fenerbahçe var. Hafta içi Samet dinledim. Trabzonspor devre arasında istedi ama evet. Kulüpler anlaşamadı. Milli takıma Trabzonlu zaten biliyorsun. Akçaabat, Sebat Spor'un altyapısından yanılmıyorsam milli takımı da geniş havuzuna girdi. Bence de girmesi gerekiyordu. Hak etti Samet. Tayyip Talha da aynı şekilde iki tane iyi ve genç stoperi var. Demir Spor'un yani 27 yaşında Samet ama 27 yaş stoper için çok çok böyle. Yani evet yani genç bir yaş genç diyebiliriz bir tabii yani. İstanbul'i yine. Ben kaleciyi çok beğeniyorum. Zaten bu yani ben mutlaka ligin hakikaten kolay olmayacak kalması evet. Sporta da Süper Lig'de ya bence ama Manchester iyi performans oyuncusu Muriç ve yabancı kuralı ama ben hani ligin en iyi kalecilerini sayıyoruz ya işte Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Ersin Destenoğlu. Ben Muriç'i de bu dörtlünün arasına koyarım yani karaya yaparım. Şey işte mesela iyi kaleci hakikaten ben Konyaspor'un kalecisinde İyi performansa yani ligde iyi kaleciler var hakikaten. Hani yabancı kaleci olarak Muriç de 1.98'miş boyu geçen baktım. Hani çünkü penaltı noktasının oraya falan ortayı zaten böyle çıkıp kolunu uzatıp oluyor. Yani öyle bir fazla ekstra çaba göstermesine de gerek kalmıyordu. 1.98 uzun bir kaleci için de uzun bir boy yani. Çok iyi kaleci. Zaten City'nin oyuncusu. Vargas kalacak mı bakalım. Ve bu arada ilk kez görüyorum galiba. Uzun zamandır görmüyordum. Yunus %100. Yani bir file bile vermemiş taraftan. Yalnız ben de şunu söyleyeyim. Balotelli saçları kesti ya bir şey oldu. Biz bir durgunlaştık. Yani 90'ların, 80'lerin sonunda 90'ların başında öyle bir dizi mi, film bir şey vardı. İşte bir atlet var saçını kesince sürati azalıyor. Yani ya da öyle bir şeydi yani. Balotelli de biraz şey getirdi, şansızlaştı. Balotelli yine bir yandan son. Ya tabii Balotelli bir süperstar. Geçen bir şey okudum. Tabii farkında değildik ya da ben bilmiyordum en azından. Belki izleyicilerimiz biliyordur. Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan tek İtalyan futbolcuymuş. Yani biliyorum çok fazla İtalyan futbolcu olmuyor şeyde. Evet. Ama hani Zola falan Chelsea'nin çok iyi zamanına denk gelmedi. Premier Lig'de şampiyonluk futbolcu olarak yaşayan tek İtalyan. Ben düşünüyorum şu anda şöyle bir hafızamı. Ben de düşündüm bulamadım. Kudicini vardı hoca Chelsea'nin olarak yardımcısı. Yedek kalecisi Kudicini ama o dönemde Mancini hoca bakalım olarak var. Ama ben de bulamadım yani. Çok da güzel bir ligi bu. Evet yani. Şampiyonluk yaşayan tek İtalyan. Ben de çok biliyorsunuz yapacağını duyuyorum. Ve Adana Demirspor'un 11'ini aldılar biz konuşurken değerli yani izleyenler. Lige renk katıyor tabii yani bu tip oyuncular. Son derece değil mi? Peki. Devam edelim. Demir Grup Sivas Spor'un 11 ile sanal direktörde 3 maçtır yeniliyor.
Yani bir evet, Sivas Spor çok da iyi bir dönemden geçmiyor takım evet, ama Rıza Hoca böyle dönemlerde yaşıyor, mutlaka bir... Çok deneyimli tabii. O güvenli limana çekecektir ama çekecektir. Tabii çok zor bir deplasmana gidiyor. Apinangoya'nın işte çok ağır sakatlığı sonrası tabii dönmesi de çok uzun sürdü. Yani bir böyle sanki takımda bir yorgun zaten ligin biliyorsun. Bir de önemli ama değil mi Raşit Altın? En yaşlı takımıydı şey. Demir Grup Sivas Spor taraftarını ya Rıza Hoca ne yapar eder? Bizi bir... Evet ama ufak tepkiler de var tabii. Evet. Hocaya. Eleştiriler çok da normal abi. Yani teknik direktörün kaderidir bu yani. Biraz takım yani ligin ilk yarısında yanılmıyorsam en yaşlı takımdı. Dakika başına hani şey yapınca. Tabii. Demir Grup Sporu, Sivas Spor. Birazcık tabii yaş ortalamasını düşürecektir önümüzdeki yıl. Hatta yıllarda zaten altyapıdan da yanılmıyorsam Altınordu'dan şeyin başına, altyapının başına birini transfer etti Sivas Spor. Önümüzdeki yıllarda şey olacak. Altyapıdan oyuncular bence olacak Sivas Spor'da. Bu sene de bir iki tane oynadı zaten. Yine Kofi ve Hakan Arslan yer alıyor. Orta sahada Demir Grup Sivas Spor'da. Değerli izleyenler, Hakan Arslan da acaba performansında bir düşüş var mı son dönemde diye. Ya takım halinde var Sivas Spor'da. Diyelim. Mesela ben Hakan Aslan'da bir büyük takım görebiliriz diyorum yani. Tabii. Bundan önceki performansı değil yani geçtiğimiz yıllardaki performansıyla. Devam edelim. Demir Grup Sivas Spor'un 11'ini paylaşmaya. Pedro Henrique, Kerem Atakan, Keskin, Gradel yine sol kanatta ve en uçta Kayo Dediyor. Yani tabii böyle bakınca tarafta. Mesela Kerem Atakan, Keskin de biliyorsun Yunus Akgün'le şeyin yıldızıydı. U17 milli takımımızın Ozan Kabak, işte Yunus Akgün, Berke Özer Fenerbahçe'de. Yarı final oynadı. Dünya Kupası'na katıldılar. U17 Dünya Kupası'na. Avrupa'da da yarı final oynamışlardı. Çapraz bağ ameliyatları sonrası, iki sakatlık sonrası ancak toparladı. Hani böyle bakınca iyi bir kadro var. Ama sahada iyi bir oyun yok. Çok zor deplasman. Demirspor deplasmanı. Geçen hafta yaz Demirspor'un da çok İyi performans gösterdi. Enteresan bir mağlubiyet aldı. Enteresan maç sonu bir de yaptığı açıklama Montella biliyordum dedi Raşit Altın. Yani ne kadar konuşsam da takımın sanki mağlup olacağını ben tahmin etmiştim, biliyordum dedi. Ya tabii ya Montella'nın içinde biliyorsun o da Serie A'da en çok gol atan ilk 10 futbolcunun içinde yani. Evet, inanılmaz bir futbolculuk kariyeri ve tabii Milan'ın hocası hani büyük kulüpler yani tabii biliyor tabii hoca ya. Çok sempatik o da mesela hani şey olarak. Teknik sektör olarak kenarda bence çok hani yakışıyor. Ligimizin, duruşu bile değil mi? Ligimizin şeyini kenarda arttırıyor. Bak, böyle isimler aslında ligin biraz değil değerini arttırıyor hakikaten. Palotelli'nin İtalya milli takımına seçilmesi. Montella sürekli İtalya'da haber oluyorsunuz. Kulüp için de önemli. Adana Demirspor için de önemli. Adana Demirspor'un neticede 20 senedir ligde olmayan büyük bir kulüp. Ama artık orada gündem oluyorsunuz yani. Balotelli'nin performansı, Montella'nın performansıyla. Vallahi çok zor bir maç. Sivas Spor için de çok kritik maç. Yani iyi olmaz bir mağlubiyet Sivas Spor için ve düşme hattında. Demir Spor'un da kazanması lazım ki Avrupa iddiası devam ettirsin. Göreceğiz. %100. Peki. Bunlar da son yorumlardı. Değerli izleyenler, Raşit Altun'dan maça dair aldığımız yorumlarda. Böyleydi ve geçiyoruz bir diğer mücadeleye. Sanal direktörde Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam ediyoruz. Önce Aytemiz Alanyaspor'un 11'i diyoruz. Vallahi kalede işte, marafona var. Yani ligin hakikaten iyi sağ sol bekleri. Borja ile Juan Fran. Ama takım aynı. Skubiç ile Cilerme. Değil mi? Konya'da. Burası da hakikaten iyi yani. Takım halinde tabii ama ben hani biliyorsun çok şeyi Farioli'yi kale sahasında paslaşları için yani biraz fantastik bir Trabzonspor maçı oynadı takım. Evet yani işte, böyle bir inat olmaz. Ama sonra da mesela Kayserispor maçında da kazandı. Demek ki hocanın bir bildiği varsa zaten hocayı getiriyorsan o ne oynattığına saygı göstereceksin. Aytemiz Alanyaspor da 3 kez hoca değişikliği yaptı. Yanlış. Bu sezon. Hep söylüyoruz. Ben hani bunu hep söylüyoruz yine söyleyeceğim. Ve puan bir, olarak da hala Şampiyonlar Ligi'nin kovalaması... Var, evet kovalıyor. Bir teknik direktör bir sezonda iki takım çalıştırabiliyor.
Kulüplerin de bence kulüplere de böyle bir şey getirilmesi gerekiyor. Yani bir kulüp bir sezonda örnek veriyorum 2 ya da hadi 2 az oldu diyelim 3. 5 tane değiştiren oluyor. Bence 3 de çok da. Yani buna kulüplere de yapılması lazım. Yani kulüp başkanı kafasına göre o hoca kovacak, değiştirecek. O zaman o, ya da teknik direktörü de o zaman izin versin. O da 5 tane takım çalıştırabilsin. Doğru. Buyurun. Bu Brezilya'da böyle. Brezilya'da evet. Bir kulüp 2 hoca ile çalışabiliyor. Devam ediyoruz. Zaten Alanyaspor'un sevgili izleyenler orta sahasıyla Efkan. Evet. Ve Novais yani. Tabii ön taraf çok şey alıyor. Alanya'da. Biraz korkutucu yani diyebiliriz. Yani rakipler için tabii. Emre Akbaba. Oğuz da genç yıldız. Erencan Eyüpspor'dan kiralık. Geçen hafta o da golünü attı. Cecu Uluslararası bir oyuncu. Bu arada problem vardı ama muhabirimiz Egeber Kiraz büyük ihtimalle oynayacak dedi. Büyük ihtimalle oynayacak dedi. Cecu. Yani ön taraf hakikaten çok etkili. Erencan'ı da Eyüpspor Galatasaray'dan alıp satın almıştı. Sonra Alanyaspor'a kiraladı. O da hem Süper Lig'de ilk golünü attı. 2002 doğumlu. Fizik gücü yüksek bir oyuncu. Hani değişik bir oyuncu. Biraz gol vuruşlarında sıkıntısı vardı. Hani ama tabii çok çalışarak bunlar kapatılabiliyor. Emre Akbaba ve Efecan Raşit Altın. Yani söylemeye gerek yok. Ligin en etkili yerli forvet diyelim hatta. Yani orta sahacılar ama kanat oyuncusu. Emre Akbaba da geri dönecek. İkisi de forvet. Ya döner mi bilmiyorum yani, da yani herhangi bir İstanbul'a mı dönecek? Evet. Galatasaray'a mı? Tabii Galatasaray'ın oyuncusu zaten ama bilemiyoruz. Oradaki yani tabii ki Alanyaspor'da oynamakla dört büyük kulüpte özellikle İstanbul'da oynamak çok kolay değil. Yani Fenerbahçe'de de oynamak kolay değil. Beşiktaş'ta da oynamak kolay değil. Alanya'da Salih Uçan uçuyordu işte. Geldi Beşiktaş'ta. Olmadı yani. Ya da işte Emre Akbaba Alanya'da uçuyordu. Galatasaray'da iyi başladı ama baskı çok farklı tabii büyük kulüplerde. Peki, herkes Alanyaspor'da kaldıramıyor onu yani. Değerli izleyenler 11'i evet. Böyleydi. Geçelim Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe taraftarı nasıl bir seçimde bulundu? Benim de merak ettiğim. Vallahi ben şunu söyleyeyim. 11 olacak. Çok merak ediyorum taraftar yani, bu hafta ne bir diyor? Bir kere Trabzonspor karşısında hakikaten iyi top oynadı. Bunu söyleyeyim. Fenerbahçe. Hatta 72 dakika kalana kadar. Bence 10 kişi kalana kadar da aynı maçı zamanda domine etti. Burada ben ama şeyin de faktörü oldu. Yani uzun zaman sonra 50 bin kişi motive olmuş Fenerbahçe taraftarında fark yarattığını düşünüyorum kesinlikle. Artı Altay'ın kaleyi aldıktan sonraki performansının da son 3 maçı yani Trabzon maçına kadar 3 maçı kazanmıştı üstelik de Trabzonspor maçında da aynı şekilde Altay faktörünün de olduğunu düşünüyorum. Bir de doğru orta sahası artık gördüğümüz kadarıyla yani Crespo, Zayt, Mert Hakan'mış. Değil mi? Onu yani, doğru. Çok yani, dinamik bir orta saha oldu. 72 dakika ligin hakikaten Mert lideri. Mert Hakan hakikaten liderlik yaptı. Raşit Altun da. Evet. Crespo da gizli kahraman. Hani iyi bir Fenerbahçe izledik. Böyle taraftarın seçimi nasıl değerlendiriyorsun? Ben de aynı fikirde. Savunma hattını. Ben zaten hep seninle de konuşuyoruz. Sol bek ya da sağ bekten benim stoper özellikle olması gerektiğini düşünüyorum. Salah da bence iyi oynuyor orada. Orta sahada yine Zayt, Crespo dediğin gibi zaten. Ben Zayt'sı bence da. Bence sınavı geçti. Değil mi? Zayt'sı sınavı da. Geçtiler yani. İkisi de geçti. Yani Trabzonspor maçında uzun süre eksik oynadılar ama hani Fenerbahçe hiç öyle görmedik. Yani sanki 11-11 devam etti maç yani. Devam edelim. Hücum hattının sağına ve soluna da yine. Bakalım. Rossi, Arda Güler. Vallahi Arda Güler sonunda taraftar tarafından 11'e girmiş. Tabii şeyin de İrfan Can ve Mert Hakan'ın da tabii şey olduğunu unutmayalım. Ama olursa olsun Mesut'tan 3 puan fazla almış Arda. Raşit Altın diyorsun. Mesut Özil %10. Arda'yı tebrik ediyorum. 11 Arda Güler %14. Maşallah diyelim. Fenerbahçe taraftarının da gözüne girip tabii ki altyapından gelen oyuncu her zaman bir sempatiyle bakılır. Bakılır tabii. Ama Arda da bunu kesinlikle hak ettiğini söylüyoruz. Biraz önce Ahmetcan Kaplan için söylediklerimiz Türk futbolunun geleceği adına çok da önemli bir 2005 doğumlu bu da Arda Güler hakikaten yani.
maşallah diyelim, inşallah şansı bahtı açık olsun, sakatlık vesaire yaşamasın. Yani Mert Hakan olsaydı ben hani sanki olurdu diye kadroda düşünüyorum ama tabii böyle bir durum oldu. Valencia'nın olması da büyük kayıp. Mesut'un da hani çok öyle Fenerbahçe aramadı. Ben her zaman söylüyorum. Trabzonspor maçını da beğendim. Mesut Özil'in oyunda kaldı. Kısa, tabii yani, kısa sürede geldi. Yani beni biliyorsun, ben Mesut Özil'e direkt yazarım. Özellikle böyle maçlarda, büyük maçlarda Mesut Özil Real Madrid'in 10 numaralı forvet. Yani dünyanın en büyük futbol kulübü Real Madrid'tir. Tamam, ben Real Madrid taraftarı değilim bu arada. Hani şey olarak 13 tane Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. En başarılı kulüp. Real Madrid'in orta sahasında 10 numaralı formayı giydi Mesut Özil. Hakikaten yani bu çok şey bir şey yani. Tabii kolay değil. Çok önemli bir şey yani Real Madrid. Serdar Dursun? Bence yani bence Fenerbahçe'de fiyat, beklenen neydi ya da bekleneni verebildi mi? Bence beklenini veriyor. Veriyor. Yani tabii ki Berisha veremiyor. Valencia'nın olmaması da hakikaten Fenerbahçe için büyük bir kayıp yani. Valencia da hakikaten çok üst düzey bir santrafor. Çok özel bir oyuncu. Haftaya da Konyaspor'la oynuyor Fenerbahçe. Yine zor bir maç. Ama tabii ki şampiyonluk, yani Şampiyonlar Ligi, yani ligi ikinci bitirme yolunda tabii 5 puan önemli ama neticede 10 hafta var. Ve direkt rakibiyle de haftaya yani ikincilik yarışına girdiği Konyaspor'la da haftaya kendisi Kadıköy'de oynuyor Fenerbahçe. Tabii Alanya maçını kazanıp Kadıköy'deki Konyaspor maçını da kazanıp puan farkı kapatmayacak ama tabii yani futbol da böyle kolay değil yani. Hem Alanya zor bir deplasman hem Konya hakikaten iyi bir takım. İzleyip göreceğiz ama ben hani Fenerbahçe'nin bütün Fenerbahçeliler de zaten Trabzon'da maçında skor olarak evet ama performans olarak bence sınıfı geçtiğini düşünüyorum yani. Ben değil, bütün zaten spor kamuoyu da, bütün Fenerbahçeliler de böyle düşünüyor. Bakalım Alanya Spor maçında ne olacak? Aynı performansı gösterebilecek mi? Peki. Bunlar da son yorumlardı. Değerli izleyenler, maça dair Raşit Altun'dan aldığımız değerli izleyenler ve bu bölümde Galatasaray Beşiktaş derbisini mercek altına alacağız. Bakalım taraftar nasıl bir 11 seçiyor derbi adına. Galatasaray Barcelona dönüşünde derbide sahada yerini alacak ama tabii ki bizim için taraftarın görüşü önemli. Sanal direktör de taraftarın 11'leriyle devam ediyoruz. İşte sırada Galatasaray. Raşit Altun, şöyle bir bakalım. Vaktimiz de var. İnaki yani Peña, Barcelona maçında ben beğendim. Yani güvenler kalesinde. Yani ama taraftar Muslera diyor. Temsilcimizi tabii yani Noy Kamp'tan yani bir puan bir puandır yani ülke puanı olarak söylüyorum. 0-0 da bence iyi. Yani son 9 maçın 6'sını kazanmış. Barcelona 18 maçları da ilk kez gol atamamış. Yani neticede Barcelona'dır tabii çok Avrupa'nın en köklü, en büyük kulüplerinden biri. Evet tabii ki Pena'nın performansı da, Inaki Pena'nın, Neukamp performansı da açıkçası iyiydi. Ama taraftarın Muslera'ya tabii yani 10 yıllık bir Galatasaraylı taraftarların yani bildiğimiz kadarıyla da bir inanılmaz bir sempatisi var tabii Fernando Muslera'ya. Ben de normal diyorum. Bir de tabii dün akşam Pena'nın performansı daha şeye yansımamıştır yani. Perşembe akşamı performansı bence ankete yansımamıştı. Mesela bir 3-5 gün sonra olsaydı daha Pena daha yüksek çıkabilirdi. Nelson Marco ikisi de yani şey Galatasaray'ın bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı yani grup maçları 3. Yani Moskova, Marsilya, Lazio ve Barcelona deplasmanında Galatasaray'ın gol yememesi de inanılmaz bir istatistik tabii Galatasaray'ın lehine. Bu takımın da ligde küme düşme hattında hala içinde olması da çok enteresan değil mi? Galatasaray küme düşme stresi yaşıyor. 2 hafta önceye kadar yaşıyordu. Hala yaşıyor. Matematiksel olarak daha kümede kalmadı. Omar bence de hani çok uzun o sakatlıktan sonra, kazadan sonra diyelim hatta, iyi döndüğünü söyleyebiliriz. Van Aanholt'un da performansı son haftalarda Barcelona'nın iyilerindendi. Adama Traoré'ye karşı önce başta atıyor yani. Kimse oynamak istemez herhalde. Adam ben istemem Can Ener'in. Ben seni bilmem. Ya, kili mücadelelerde karşı, biraz karşı zorlandı ama istemem. Dünyada zorlanmayacak oyuncu yoktur. Adam Traoré'ye karşı. Tamam da biraz tabii size olarak da biraz tabii şey.
futbol sahalarında ender gördüğümüz fiziksel özellikleri olduğu için çok tabii, ama neticede profesyonel futbolcu oynayacak tabii canım yani. Biz espri yapıyoruz. Bu ama Galatasaray'ın hani önümüzdeki haftalardaki şey yaptı bu. Yani burada çok enteresan, Pulgar'ı Galatasaray transfer etti. Serie A'da 174 maça çıkmış bir, sadece Serie A'da lig maçı. Bir oyuncu, Şili milli takımının ilk 11 oyuncusu. Niye aldı, niye oynatmıyor? Oynatmıyorsa niye aldı? 2,5 ay kaldı galiba bitime şu anda. 10 maç kaldı zaten. 10 maç kaldı. 2,5 ay kaldı kağıt üzerinde. Bulgar neden gidiyor. Aldı? Akıl sır ermiyor hakikaten. Barcelona maçında da yine Taylan Berkan orta sahasıyla sahada oldu Galatasaray. İyiydi. Ve iyiydi de. Yani. Muhtemelen ben yani. Taylan Berkan olacak diye tahmin ediyorum. Herhalde düşünmeyecek Torrent. Devam ediyoruz. Bakalım derbi 11'i nasıl, taraftarı Sofyan Feghouli 10 numara başladı. Barcelona maçında Mustafa Muhammed vardı yine. En yani uçta... Mustafa Muhammed vardı. Babel vardı. Feghouli, yani Çıkıldağ ile Gomis'in yerine Babel'le. Babel vardı. Feghouli, Çıkıldağ sonradan. Sonradan girdi, pardon. Oldu. En uçta Mustafa Muhammed vardı. Evet. Mustafa Muhammed vardı. Tabii yani Sukar'a bakıp söylüyoruz. Demek ki doğru kadroyu çıkarmış. Yani Galatasaray iyi de mücahitti. Yani özellikle tabii deplasman maçlarında Mustafa Muhammed'in ile başlamak tabii daha mücadele, daha genç bir oyuncu. Neticede Gomis yani zaten kariyeri boyunca çok çok süratli, böyle yırtıcı bir oyuncu olmamıştı Gomis. Tam çok iyi bir cezası, çok iyi bir santrafor. Ama özellikle deplasman maçlarında artık biraz yaş itibariyle fizik gücü doğal olarak tercih etmiyor. Bence Torrent'te. Bence doğrusu da bu. Gomis tam böyle 60-65'te girip sanki skor, evet, yapacak bir oyuncu. Evet tabii yani. Daha girip şey, artık daha rahat oynayacak bir golcü. Hatta dün de yıkıldığı ve gol attığı bir offside gerekçesi iptal edilen bir gerekçe offside var. Zaten canım pozisyon. Net bir offside yani. İşte orada ne ama var? Tabii ki oyuncu kendine yani maksimum araya sarkıp ama tam işte, ama orada ofsayttan tabii kaçabilir. Orada tabii ama neden? Kendine avantaj sağlamak için biraz tabii ofsayt bölgesinde kalıyor. Kerem Aktürkoğlu maçtan sonra şöyle bir, bugün sabah baktım İspanyol basınında Kerem'in performansı övgü almıştı. Çok iyi bir performans sergiledi ama mesela markaydı galiba, kim bu? Ama, Kerem ama bir maçtı vardı. Ligde böyle oynamıyor Kerem. Mesela en azından bu kadar geriye yardıma defansa gitmiyor. Gelmiyor. Yani Van Aanholt'u. Yani Van Aanholt çok eleştiriliyor bizim ülkemizde. Tabii ki her futbolcu eleştirilecek. Hele büyük takımın bek oyuncusu ise. Ama ben Van Aanholt'un kötü performans sergilemesinin sebeplerinden biri bence Kerem'in arkasında oynamak. Hep çok yalnız kalıyor yani. Yani Kerem dün oynaması gerektiği bir oyunda ama genel olarak hani lig maçlarında Erzurumspor'dan yeni gelmiş Kerem gibi oynuyor. Yani takıma çok uyum sağlamıyor. Ki son haftalarda biraz daha dediğini... Ama mesela yani... Bak böyle başlamadı sezona bence liginde, Kerem. Liginde çok top haftalarda... kaybeden futbolculardan birisi biliyorsun. En son baktığımda 2-3 hafta önce ligde en çok top kaybeden 8. futbolcuydu. Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Ama yani tabii bir yetenek, bir potansiyel olduğu muhakkak. Ve o potansiyelini de Barcelona maçında gördük. Daha da iyi olabilir ama hani Kerem'i de çok genç oyuncu muamelesi yapmayayım. 98 doğumlu Mbappe ile aynı yaş. 4 sene önce Mbappe Dünya Kupası kazandı yani. Artık yani Kerem 24 yaşında yani. Öyle bir gerçek var, doğru. Ama gelişime açık bir oyuncu. 10 numara bölgesinde Feghouli'yi beğendin mi? Ben ya zaten Feghouli bu ligin en yetenekli oyuncularından biri. Süper Lig'in en yetenekli oyuncularından biri. Ama ben yine söylüyorum ya tabii Çıkıldağ ve göreceğiz tabii kariyerlerini ama Mauritania'da hani büyük takım çok kolay değil tabii. Çıkıldağ sonradan dahil oldu oyuna. Fena da değil mi? Yani, sonradan dahil yani 6,5 milyon euro bonservis bedeli değil yani. Ben hala bir anda Mauritania ve Çıkıldağ hani sezona başladığı Galatasaray'ın hemen her 11'inde Mauritania Çıkıldağ vardı ve Galatasaray çok puan kaybetti Raşitanlı dönemde. Çok puan kaybetti. Yani ben çok hani tabii ki yani bizim haddimize de değil ama benim çok beğenmediğim oyuncu profilleri. Çıkılağı, Morata. Yani Pulgar'ı, o da enteresan bir transfer olmuş Galatasaray için. Necesinde bir para ödüyorsunuz yani. Bütün kulüpler gibi Galatasaray'ın ekonomik sıkıntıları var.
yabancı kontenjanınızı dolduruyorsunuz vesaire. Peki böyleydi. Galatasaray yorumları Raşit Altun'un değerli izleyenler. Halil'in de %14'e kadar düşmesi enteresan yalnız. Evet. Hiç düşünmüyor neredeyse tarafta. Haftaya da Gaziantep'e gidiyor Galatasaray. Derbi sonrası ve 35 puanı var. Hani tamam küme düşme hattının üstünde ama hani öyle biraz önce söyledim. Oo, her şey gülüp üstanlık evet. Değil yani. Evet. Devam ediyoruz. Derbiden sonra da Barcelona maçının rövanşı var tabii. Peki. Beşiktaş'la birlikte devam ediyoruz değerli izleyenler. Derbi sohbetimize Raşit Altun yine 93 inersin. Yine 90 üzeri almaya devam ediyor. Vallahi son derecede. Vallahi önce ben şunu söyleyeyim. Ersin'in 2 sezonluk gelişimine bakacak olursak sanki zirvesini şu anda. Yok daha ya Ersin 2001 doğumlu daha gider. Yani şey gider. Performans olarak yükselir. Ben şu anda kendi performans zirvesinde bu yaşta. Yurt dışına transfer olabileceğini düşünüyorum tabii. Herhalde Beşiktaş çok doğal olarak çift taneli rakamlar istiyor. Bu da çok normal. Ama yani 10 milyonun üzerinde çünkü alttan da geliyor Beşiktaş'ın altyapısından bildiğim kadarıyla geliyor kaleci. Ligin en iyi kalecilerinden biri olduğunu Rıdvan söylersek. Rıdvan Bulut Beraş mı ne diyorsun? Ya ben Rıdvan diyorum bilmiyorum. Beşiktaşlı taraftarlar da Rıdvan demiş. Ben de Rıdvancıyım. Emir Yaşar var mesela Beşiktaş altyapısında 2006'lı. Bu ismi unutmasın Beşiktaşlılar. Emir Yaşar 2006 doğumlu. Emir. O da böyle bir gelişimini sağlarsa tabii der. 2006 tabii kaleci için de yani genç bir kaleci ama hani önümüzdeki yıllarda Ersin sonrası Ersin Avrupa'ya satarsa Emir Yaşar yapılıyor mudur diyorsun Beşiktaş'ta? Yapmaz mı yapar? Koskoca Beşiktaş kulübü yapıyordur tabii yani. Oradan geldi bana atıyor yani. Varmış iyi bir kaleci Emir Yaşar. Bu yani Beşiktaş'ın da ben hani Rıdvan diyorum. Rozi'ye zaten hani söylemeye gerek yok. Vido Montero zaten hani şeyde olmayınca Wellington. Hani Montero mu Serdar mı onu da bilemiyorum tabii. Hani Serdar da Başakşehir maçında bence iyiydi. Beşiktaş Başakşehir maçında iyi oynadı aslında. Yani, ideal kadrosundan hani eksiklere rağmen, Josef'in özellikle olmamasına rağmen ben iyi oynadığını düşünüyorum. Yani maç 2-2 bitti ama kazanmaya yakın takım taraf Beşiktaş'tı ki Başakşehir Ligi'nin iyi takımlarından biri. Bence eksiklerine rağmen iyi oynadı ama futbol tabii yani. Can Bozdağ'ı da beğendim. Ben Serdar'ı da beğendim. Necip girdikten sonra bence iyiydi yine. Yani Beşiktaş iyi oynadı ve şanssızdı. Raşit Gezzal. Teşehir'i Kenan iyiydi mesela. Hani golden Kenan bağımsız. Da enteresan şekilde evet. Değil mi? Böyle bir kaçırdıkları da vardı Kenan'ın evet, ama. Güven Yalçın aynı şekilde. Şimdi Batshuayi tabii. Yani 30 yani Batshuayi Romelu Lukaku'nun yedeği yani Belçika milli takımı. Yani Romelu Lukaku'nun yedeği. Bonservisine de 40 milyon euroya yakın para verilmiş bir oyuncu. Yani çok üst düzey bir santrafor. 39 maçta 22 golü var Belçika milli takımında. Yüksek bir oran yani. Doğru. Şeyden %50'den fazla %55 neredeyse tam rakam değil ama. Ama yani Beşiktaş da çok pozisyonlara girip giriyor da bu da çok önemli. Ama tabii ki bir büyük kulüpte pozisyona girmeniz önemli ama atamazsanız eleştirmeniz de normal ama yine de Beşiktaş taraftarı Batshuayi tercih etmiş. Ben de hani özellikle büyük derbilerde maçlarda diyorsun. Tabii yani bir de yani Batshuayi çok hakikaten stoperleri de yıpratıyor. Yani Atiba olsa canı yerine Atiba'yı. O zaman da yerli sınırına takılıyor musun? Takılıyorsun. Ki Atiba da maçın en çok koşan ismiydi. 40 yaşındaki Atiba, Medipol, Başakşehir maçının en çok koşan, ismiydi. Yani burada şey olabilir. Kenan olabilir solda Larin'in yerine. Peki geleyim sana sorayım. Güven Yalçın bence şu an Beşiktaş'ta en iyi dönemini yaşıyor. Kesin. O da hani genç bir oyuncu 99 doğumlu. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Ben ama bir 10 numara gibi sanki Güven Yalçın. Daha rahat oynuyor gibi. Yani iyi oynuyor, iyi oynadı. Her girdiği yani ilk 11'de başlasa sonradan da girse mutlaka etkili oluyor. Mutlaka tutması lazım Beşiktaş'ın Güven Yalçın'ın. Seneye 4 yerli oynatma zorunluluğunda göz önünde bulundurursak. Yani Larin enteresan geldi. Bence derbiye çok güçlü. Larin bana enteresan geldi. Son haftalarda çok fazla düşünülmeyen bir evet ama isimli. Demek ama geçen Önder sene Karabili. Ama geçen sene çok şeyi var. Katkısı var Beşiktaş'a.
Taraftar hani öyle, Beşiktaş'ta öyle şey yapmış ama ben Kenan'ı oynatacağını düşünüyorum. Benim fikrim. Ben de Kenan'ı. Kenan iyi oynadı bence Başakşehir maçında. Hani takım halinde iyiydi Beşiktaş ama hani Kenan'ın da ben maçın ilerinde Alex Teixeira da iyiydi. Teixeira konusu ne diyorsun derbide? Yani bir öne çıkan isimlerden bir Teixeira olur mu? Olur. Neden olur? Büyük oyuncular hep konuşuyoruz. Böyle maçlarda kendini gösterir. İlk maçta da iyi oynamıştı yanılmıyorsam. Evet. Vallahi çok güzel bir maç olacak. İnşallah hava da o zamana kadar açarsa keyifli bir derbi izleyeceğiz. Her derbinin tabii şeyi farklı. Heyecanı, tansiyonu. Son 2-3 dakikamız bu arada. Şampiyonluk yarışında, biraz daha maç konuşmaya şampiyonluk yarışında değil ama Galatasaray ile Beşiktaş. Neyse de büyük kulüpler. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi şansı, ligi ikinci bitirme şansı ciddi bir şekilde devam ediyor. Galatasaray için kümede kesin matematik olarak kaldığını söyleyemeyiz. Kazanmak yani neticede bir derbi maçı. Çok keyifli bir maç bizi bekliyor. Ben her sonuca da açık olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki Galatasaray kendi sahasında kazanabilir. Mesela son hafta oyununa bakacak olursak Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında kötü bir oyun. Ama Beşiktaş-Başakşehir maçında hakikaten iyi bir oyun. Ama Galatasaray'da Barcelona maçında Nou Camp'ta ne oynarsa oynayabilirseniz onu oynadı. Son maçı olduğu için lig maçında iyi değildi ama Barcelona maçında iyiydi. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. İnşallah bütün şartlarda uygun olur hani. Özellikle zemin, malum kar, fırtına. O konu hakkında söylemek istersin. Bir talep var. Talep olduğu konuşuluyor erteleme konusunda. Nasıl yorumlarsın? Ben karşıyım erteleme. Ya bence maçta, bütün ama sadece bu maçı genelinde demiyorum yani. Bundan önce de bu çok tartışıldı. Bundan sonra da tartışılacaktır. Ya baktığınız zaman tüm dünyada hatırlamıyorum ben. Evet yani. Mesela Premier Lig'de şey hariç tabii yani. Tabii çok kar fırtınası oluyor, Allah maçı korusun, direkt erteliyor. Bir şey oldu, bir şey, öyle hariç. Öyle bir ekstra bir durum hariç. Mesela yarın mesela çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Premier Lig'de risk alınmaz o konuda biliyorsun. Maç direkt ertelenir. Bizde şimdi sahaya çıkılıyor. Defalarca top deneniyor, bir daha içeri giriliyor, evet. Bir daha dışarı çıkılıyor, telefon trafiği yaşanıyor, bir şeyler oluyor. Değil mi? Doğal koşullar hariç ya da Allah korusun işte yani çok ekstra durumlar hariç ben oynanması gerektiğini artık bizim takımlarımızın da artık bu işlerin geçelim diyorum özetle. Çıkıpsın, oynasın profesyonel futbolcu yani para kazanıyor, bu iş için para kazanıyor. Yani kar var diye herkes işine gidiyorsa topçu da oynayacak yani bir şey bunda yok yani. Peki. Ben çok karşıyım hakikaten. Bu maç özelinde söylemiyorum. Fikstür neyse oynanması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler Raşit Altun. Ağzını sağlık bir kez daha. Ben teşekkür ederim. Sanal direktörü bu haftalıkta nokta diyoruz. Değerli izleyenler sizleri bir kez daha hafta boyunca tr.beansports.com.tr adresinde oy vermeye bekliyoruz. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.